Otur musun? Merhaba genç. Merhaba. Selamünaleyküm. Eğer arzu ederseniz böyle kısa bir tanıtma hafızası yapabiliriz. Kısaca böyle kendi tanıttıktan sonra başkanımdan tanıştırdı geç gelsin ama başkanımdan başlayarak böyle bir saygıdeğer muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri. Hepinize afiyet olsun. Tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için. Bu mütevazı soframızda bize eşlik ettiniz, bizi kırmadınız. Allah hepinizden razı olsun. Değerli dostlar, uzun bir süredir memleketi dolaşıyoruz her tarafta. Mümkün olduğunca daha fazla sayıda insanımıza doğrudan doğruya temas ederek, onlara dokunarak, onları dinleyerek, memleketin ve vatandaşların sorunlarını olabildiğince objektif bir şekilde bir fotoğraf çeker gibi anlamaya çalışıyoruz. Mümkün mertebe herkese dokunmaya çalışıyoruz ama siz de takdir edersiniz ki memleket çok geniş, dokunulması gereken çok sayıda insan var. Fiilen bu imkansızdır. Milyonlarca kişiye tek tek ulaşmak mümkün değil. Ama böyle gittiğimiz yerlerde belki biraz işin nasıl diyeyim kesime bir yolunu bulduk. Muhtarlarla ya da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiğimizde belki 50-60 kişi, bazen 100 kişiyle bir araya geldiğimizde neredeyse o ilçenin %60-70'ine temas etmiş sayılır. Çünkü burada her biriniz bir mahallenin temsilcisi ya da belli kesimlerin, sivil toplumun temsilcileri olarak burada olmanın sahası bile inşallah bu bizim için daha kısa yoldan daha çok sayıda insana temas etme fırsatı sunmuş olacak. Niçin biz doğrudan doğruya insanlarla temas etmek istiyoruz? Bizim muhalefet anlayışımız şudur. Doğru kimden gelirse gelsin, biz o doğruyu destekleyelim. Yanlışı da bizim içimizden birisi de yaparsa o yanlışın yanlış olduğunu söyleyelim ama sadece yanlış olduğunu söylemekle de kalmayalım. Sadece yanlışa işaret etmekle de kalmayalım. Doğrusunun ne olması gerektiğini de birlikte söyleyelim ki maksat üzüm yemek, maksat milletimizin, insanımızın sorunları çözülsün ve o sorunların bir an önce çözülmesi için bizim de bu mesele bir halkımız olsun. Bu meselelerimizin çözümü hususunda da bazen bazı siyasi partiler özellikle şunu yapıyor. Diyelim ki memleketin bir sorunuyla ilgili, herhangi bir sorunla ilgili bir çözüm önerisi vardır. O çözüm önerisi başka birisi tarafından dillendirildiğinde ya da iktidardaki parti onu icraya döktüğünde bu bizim projemiz değil, bizden çalınabilir pozisyona düşüyorlar. Biz onu da yapmıyoruz. Biz sadece çok iyi çözümlerimiz var. O çözümlerimiz biz iktidara geldiğimizde uygulamaya konsun, biz çözeceğiz kavgasında değiliz. Çözüm olduğuna inandığımız bazı görüşlerimiz var. Ama iktidarda kim olursa olsun eğer bizim o çözümlerimizi uygularsa biz bundan memnun etmiyoruz zaten. Çünkü yine dediğim gibi baştan bizim için önemli olan üzüm yemektir. Yani önemli olan milletimizin rahatıdır, huzurudur. Milletimizin sorunlarının bir an önce halledilmesidir. Bu anlamda gittiğimiz yerlerde bir sorun ve sınıfları da dinliyoruz. Belki şu anda biz icra makamında olmadığımız için doğrudan doğruya o sorunları çözecek kişiler biz değiliz. Ama biz şunu yapabiliriz. Sizlerin adına sizin sorunlarınızı dinleyip o sorunların çözümü neredeyse, yereldeyse yer belediye gibi ya da kaymakamlık, valilik gibi orada eğer Ankara'da çözülmesi gerekiyorsa Ankara'da sizin adınıza sizin sözcülüğünüzü yapmak, tabiri caizse sizin avukatlarınızı yapmak, sizin taleplerinizi ilgili yerlere belki daha kısa yoldan
iletmek ve onların çözümünün takipçisi olmak. Bunu yapabiliriz. Sorunlar çözülür çözülmez, biz şu anda onun çözümünü veremeyiz. Çünkü dediğim gibi çözüme makamında olan biz değiliz. İcra makamında olanlar bizler değiliz. Ama o sorunları olabildiğince objektif bir şekilde görmek, yerinde görmek, tespit etmek, varsa çözüm önerilerimizle birlikte onu icra makamındaki kişilere iletmek bizim yapabileceğimiz işlerdendir ve inşallah biz onu elimizden gelince bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da yapmaya gayret sarf edeceğiz. Bir diğer amacımız bu toplantıları yapmakta. Muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelirken ya da vatandaşlarla doğrudan doğruya temas ederken bir diğer amacımız da şudur. Herkesten biz görüş almaya açıyoruz. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun, siyasi yelpazenin neresinde duruyor olursa olsun, siyasi rozeti eğer varsa o hangi rozet olursa olsun hiç fark etmez. Memleketin herhangi bir meselesine dair birisinin bir çözümü varsa, birisinin bir fikri varsa biz onu can kulağıyla dinleriz ve bu bizi zenginleştirir, bu bizi güçlendirir. Çünkü olur ki o meseleye dair bizim yaklaşımımız bazı yönlerden eksiktir, bazı şeyleri görmemişizdir. Eğer o kardeşimiz bizim görmediğimiz bir şeyi bize gösterirse bu bizim bakış açımızı genişletir, bu bizi fikirlerde zenginleştirir, güçlendirir. Biz bunlardan da inşallah istifade edeceğiz, etmeye çalışacağız. Bu söylediğim gibi halde buradaki muhtarlarımızdan herhangi birisinin memleketin herhangi bir meselesine dair bir görüşü, bir önerisi, hatta bize yönelik bir eleştirisi varsa biz onları dinlemek için geldik. Ya da bir talepleri varsa, bir sorunları varsa onları da dinlemeye, not etmeye ve onun çözümü için elimizden bir şey geliyorsa onu ortaya koymaya gayret sarf etmeye geldik. Tekrar söylüyoruz. Hiç kimseye hiçbir söz vermiyoruz. Veremiyoruz çünkü icra makamında biz değiliz. Ama şu sözü verebiliyoruz. Sizin derdiniz ya da sizin muhtarlığını yaptığınız mahalledeki, köydeki insanların derdi bizim derdimizdir. Öyle kabul edeceğiz. Bu sözü veriyoruz. Çünkü biz inşallah kendimize mal, makam, şöhret elde etmek için değil. Siyaset sorunları çözme sanatı diyorlar. Biz milletimizin sorunlarını görmek ve onları çözmek için gayret sarf etmek üzere yola çıktık. İnşallah bu konuda gönül rahatlığıyla kendi kardeşlerim adına da bu sözü sizlere verebiliriz. Ben sözü çok uzatmadan sizlere bırakmak istiyorum. Dediğim gibi görüş olabilir, öneri olabilir, eleştiri olabilir, sorun olabilir. Bir de soru da olabilir. Yani bize dair merak ettiğiniz bir şey varsa, sormak istediğiniz bir şey varsa inşallah o sorularınızı da içtenlikle cevap vermeye gayret edeceğiz. Seçim barajı %10'du. Şimdi %7'ye indirildi. Nisan'dan önce seçim yapılırsa eski sistem uygulanacak. Çünkü üzerinden bir yıl geçmemiş. Nisan'dan sonra seçim olursa ki öyle görünüyor. %7'ye inecek ama hala çok yüksek. Niye? Türkiye'de 100 kusur parti var. Bunlardan 30 tanesinin seçime katılma hakkı var. 30 partinin olduğu bir yerde, seçime katılma hakkının olduğu bir yerde %7 çok yüksek bir barajdır. Zaten bölge barajı var. Diyelim ki Urfa 13-14 tane milletvekili çıkarıyor. Ona göre siz %5 altın altında bir, %7'nin altında bir oy aldığınızda zaten vekil çıkarabiliyorsunuz. Daha düşük sayıda milletvekili çıkaran seçim bölgelerinde daha yüksek oranda %20-25 oy almanız gerekiyor. O zaten var. Bir de ülke barajı getirmenin bir mantığı yok. Daha önceki sistemde yani parlamenter sistemde 1982 anayasası seçimle ilgili işlerin kanunla düzenleneceğini söylüyor. Bu düzenleme yapılırken de iki ilkenin göz önünde bulundurulacağını söylüyor. Nedir? Bir, yönetimde istikrar, iki temsilde adalet. Yönetimde istikrar için şu gerekçeyi getiriyorlardı. 12 Eylül öncesi koalisyonlar olurdu. İşte 6 ay, 7 ay ömürlü sonra yıkılıp gidiyordu. Ne yapalım? Hükümetler uzun ömürlü olsun diye biz baraj getirelim, az sayıda parti meclise girsin, güçlü bir şekilde girsin de tek parti hükümetleri olsun. 83'te, 87'de bir de 91'de ana o dönemin hükümeti tek başına 3 dönem hükümet oldu. Sonra yine parçalı koalisyonlar dönemi başladı. Tamam diyelim ki siz temsilde adaleti feda ettiniz, yönetimde istikrar olsun diye. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde zaten koalisyonlar ya da ittifaklar seçimden önce oluyor. Bir kişi %50 almasa, %50'nin üzerinde almasa hükümet olamıyor.
Gel sorun da yok, hükümeti düşürme de yok. Hükümeti düşürmek için anayasa çoğunluğu gerekiyor. Meclisin öyle bir karar alması. Aynı zamanda da meclis kendi kendisini de feshetmiş oluyor. Anayasaya göre. Cumhurbaşkanını indirirse parlamento seçimleri de yenileniyor. Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshederse cumhurbaşkanı seçimleri de birlikte yapılıyor. Yani denge, denetle ikisini beraber yapıyorlar. Öyleyse yönetimde istikrar, çantada keklik. Peki siz şimdi temsilde adaleti neye feda ediyorsunuz? Hiçbir şey. Yani şimdi diyelim ki birisi acıkıyor, çocuklar açtır. Evin bir tane de keçisi var. Sütünü mü içeceğim? E sütü yetmiyor, hadi biz keçiyi keselim. Tabii keçiyi kestin, eti verdin onlara. Şimdi bu durumda sen o keçiyi kesiyorsun, etini de vermiyorsun. Yok çünkü, et ihtiyacı yok. Bunun gibi bir şey. Temsilde adalet, adalet yatırılmış, kurban dönüyor. Bir iş uğruna. O kurbanın etini de çöpe atıyor. Böyle bir durumdayız. Ama bu sisteme rağmen 2018'de de aynı sistem vardı. Biz 2018'de biz kendi adaylarımızı çıkardık. Niye? Biz ne olursa olsun biz mutlaka bir ittifak çatısı altında yer alalım. Yoksa biz baraj problemi yaşayacağız. İşte biz seçime girsek de biz parlamentoya giremeyeceğiz. Öyleyse ne gelse ne teklif gelse kabulümüzdür. Biz o modda değiliz. İlkeli bizim duruşumuz vardır. Bizim bir kimliğimiz vardır. Bizim bu duruşumuza, kimliğimize halel getirmeyecek, zarar vermeyecek bir şekilde bir teklif gelirse biz bir birliktelik yapabiliriz. Bir ittifak içerisinde yer alabiliriz. Ama ne pahasına olursa olsun biz ittifak içerisinde yer alacağız. Öyle bir şeyimiz yok, duruşumuz yok. Mümkündür. Seçim sisteminde dayatıyor. Buradan Ankara'ya gitmek için özel arabamızın yakıtı yetmiyorsa ya da arabamız yoksa bir otobüse bineriz, bir koltuk. Diğer koltukta kim oturuyor? O ayrı mesele. Ankara'ya varınca herkes kendi yoluna. Böyle de olabilir. Bakalım. Zaman gösterecek. Ama o konuda bir karar çıkarsa, an itibariyle bizim vermiş bir kararımız yok. An itibariyle varmış bir anlaşma yok. Olursa duyururuz. Gizli kapaklı iş yapmayız. Bu operasyonlar bugün olmuyor. Yıllardır bu operasyonlar devam ediyor. Ve o operasyonların bir gerekçesi var. O gerekçe Kürtler adına hak arayışındayım iddiasında bulunan silahlı bir örgütün yapmış olduğu eylemler. Hem mevcut Türkiye'deki yurt içi hukuklarında uluslararası hukuka göre silaha bulaşılma, güce bulaşılma hakkı münhasıran devletlere aittir. Devlet dışı birisi eline silah alıp bunu bir hak arama yöntemi ya da sorun çözme yöntemi olarak kullandığında devlet olanlar, yani devlet adına silah kullanma yetkisine sahip olanlar bunların üzerine silahla giderler. Şu anda da olan odur. Umuyoruz ve diliyoruz ki silahın bir hak arama yöntemi olmadığı herkes tarafından anlaşılır. Zaten bu elinde silah bulunanların gerçekten Kürtlerin hakkını arayıp aramadıkları hususunda bu da ayrı bir tartışma konusu. Özellikle şu son dönemlerde Suriye'deki bölgelerde, hiç Kürt nüfusun olmadığı yerlerde de belki Amerika'nın vermiş olduğu destek veya vermiş olduğu silah yardımı karşılığında Salih Müslim'in açıklamaları vardı hatırlarsanız. Amerikan yetkilileri işte çok sayıda silah ve bol miktarda para verdiklerini söylediklerinde Salih Müslim cevaben şöyle demişti. Evet siz bunları verdiniz ama karşılıksız olmadı. Bunun karşılığında hiçbir Amerikan askerinin burnu bile kanamadı. Biz 11 bin şehit verdik diye bir karşılık vermişti. Yani Amerikan askerlerinin yapması gereken bir şeyi Amerikan askerleri adına veya daha doğrusu Amerika'nın çıkarları adına yapmak Kürtlerin ne kadar çıkarındadır? Bunu da ayrıca sorgulanması lazım, düşünmesi lazım. Yani neticede vurulan bir okuldur. Masum siviller hayatını kaybediyor. Hangi gerekçeli olursa olsun, bunu kim yapmış olursa olsun kabul edilemez bir şeydir. Ben ölenlere bir kez daha rahmet diliyorum. İnşallah bir daha benzer olayların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alınır. Herkes üzerine düşeni yapar.